Uzun zamandır sizlere mini dolabımı göstermek istiyordum. Ama dolap sağ olsun çok çabuk dağılıp pislendiği için aman temizleyince gösteririm, yok düzenleyince gösteririm diye erteledim. Ve baktım ki erteleye bir yere gelemiyorum. Bu yüzden de dedim ki hem temizleyeyim hem de bir yandan sizlere nasıl düzenlediğimi göstereyim. Miniş dolabımız bu şekilde 4 kapaklı ve kapakları sürgülü. O yüzden hepsini aynı anda gösteremiyorum. Altında da böyle uzuncana bir masa yer alıyor. Bu masada da miniş videolarını çekiyorum ve düzenlemeleri yapıyorum. Ayrıca şuraya da temizlik malzemelerini hazırladım. Çünkü birazdan ihtiyacım olacak. Gerçekten yapılacak o kadar çok iş var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Saat de 22.18, yani epey bir geç oldu. Hemen hızlı bir şekilde bitirmem lazım. Bu rafta evler var. Yan rafında da park tarzı şeyler. Ben önce bunların hepsini masaya koyayım. Rafların tozunu alıp geri düzenli bir şekilde dizeyim. Bu minişler de çok alakasız bir şekilde buradalar. Aslında miniş dolabım böyle ayrı bir yerde. Yine burası da epey bir dağınık. Şu alt rafta işte tüm minişlerim var. Şurada eskiden park eşyaları falan vardı. Hala bunları çıkartmadım. İşte burada da geri kalan tüm minişlerim var. Sırf şuradaki eşyaları alırken videoya çekebileyim diye ne kadar kutu varsa üst üste getirdim. Camı, kapıyı falan sıkı sıkı kapattım. Ben konuşurken arkadan ses gelmesin diye. O yüzden şu an aşırı derecede böyle sıcakladım. Bir de videoyu izlerken sesim size farklı geliyor olabilir. Çünkü hem babamın telefonuyla çekiyorum, onun mikrofonu daha iyi olduğu için. Hem de işte yaz ayına girdik. Dondurmayı biraz fazla kaçırdım mı? Hemen hasta oluyorum. Şu anda da biraz boğazlarım kötü. Raflarda ne var ne yok bu şekilde boşalttım. Yani rafları görmenizi hiç istemiyorum. O kadar pislenmişler ki utanıyorum. Yani daha önceden temizlemem gerekirdi. Yine de bir göstereyim. Şu şekilde sırf toz yani. Az önceki videoyu izledim de ne kadar fazla yani demişim öyle. Çünkü çok fazla doğaçlama bir video oldu bu. Normalde video çekmeden önce yine bir düşünüyorum. Hani şunu söyleyeyim falan. Ama bunda tamamen doğaçlama. Umarım bu yüzden beğenirsiniz. Çok saçma konuşuyorum. Şimdi de bezin diğer tarafıyla bir alayım dedim ve tertemiz oldu. Tabii bu dolabın daha üçte birlik kısmı. Çok çok eski bir videomda taşındığımızdan bahsetmiştim. Bundan önceki evimizde benim hiç arkadaşım yoktu. Ama bu taşındığımız yerde gerçekten bir sürü arkadaş edindim. Ve sürekli onlarla vakit geçiriyorum. Bu yüzden de videoları biraz aksatıyorum, kusura bakmayın. Ay yorulmuşum. Nefes nefese kaldım konuşurken de. Ama tabii içim de rahat etmiyor video çekmedikçe. Bu yüzden bundan sonra gerçekten daha sık video çekmeye çalışacağım. Bir de şu mavi suyla bir sıkayım. Onunla böyle daha güzel oluyor böyle. Nasıl derler? İşte güzel oluyor. Arkadaşlar saat 22.38 olmuş bile ve daha neredeyse hiçbir şey yapamadım. Ama bu raf bittiğine göre artık şu evleri dizebilirim. Şöyle ilk olarak en sevdiğim evi koyuyorum. Aslında ben bir de bu evlerin tozunu falan alacaktım. Ama kalsın, erteliyorum ama diğer türlü gerçekten yetişmeyecek. Daha sonra bu evi seviyorum.
Zaten en çok videolarımda bunları görüyorsunuzdur. Bunu da yakın zamanda almıştım. Hatta videosu da var. Hem temizlik yapıp hem de sürekli telefonun açısını değiştirmek zor oluyor. Ama umarım yine de hani açıları beğeniyorsunuzdur. Bu evde iki parça halinde çünkü kırıldı. Şöyle raftan düşüp. Ne yapayım bunu da şu şekilde koyayım. Pek bir düzen yapamadım. Yine evleri işte sırayla dizdim. Ama en azından raf temiz ve bu benim içimi rahat ettiriyor. Şapşup hızlı bir şekilde sildim. Böyle de akıllarınızda hani dağınık, pis cupcake olarak kalacağım ama yani biraz da sosyal medyanın suçu çünkü çok fazla vakit geçiriyoruz. Büyüklerimiz hani telefonu bırak, daha az bak ekrana falan demek de gerçekten çok haklılar. Çok fazla zamanımızı götürüyor yani her şey bu telefona dair oyunlar, uygulamalar, videolar. Benim annem de mesela bana çok kızıyor işte az bak ekrana falan diye ama haklı. Daha az Instagram'da vakit geçirseydim en azından burayı temizlemeye vaktim olurdu ve akıllarınızda pis kapkak olarak kalmazdım. Bir de sanırım çenem çok düştü. Çok fazla konuşuyorum. Hani daha önce herhalde hiçbir videomda bu kadar konuşmamışımdır. Şimdi de arabaları bu kutunun içine dizeceğim. Bu kutunun içindeyken rafta daha düzenli görünüyor. Bu kutuyu da park eşyalarının hemen yanındaki boşluğa koydum. Bu rafı da boşalttım. Burası diğer raflardan daha da pismiş. Çekmecelerde böyle şu an aşağıda. Ve raftan o kadar alakasız şeyler çıktı ki. Mesela bunun mini dolabında ne işi var? Şimdi şu çekmecelerin içine bir bakalım. İşte şurada yazanla içindeki aynı mı diye. Evet, burada poni eşyaları var. Yani bu çekmeceyi düzenlememe gerek yok. Burada eskiden mutfak eşyaları varmış ama şimdi ıvır zıvır falan var. O yüzden bu yazıyı çıkartmam lazım. Tamam. Evet, burada halılar. Burada da takılar. Burası çok fazla dağınık. Böyle minik minik kutular koyup her şeyi ayırmam gerekiyor. Tabii bu daha sonranın işi. Önce kaba işi bitirelim. Yorgan, yastık. Evet. Yine burası da bir katlanabilir. Tamam. Tamam. Ve tamam. Burada zaten isim etiketi yok. Buraları da isim etiketi yapmam lazım. Bu şekilde video çekerken mesela bir eşya lazım olduğunda bulması daha kolay oluyor. Burada ve burada oyuncak var. Burada da işte sepet falan o tarz. Burada ne varmış? Burada da minik minislerin mobilyaları. Çekmeceleri yerleştirdim. Şöyle öncesi sonrası yapmak isterdim ama pek de bir şey fark etmedi. Sadece şurada sabun pisliği vardı. Hüveyda sağ olsun. Herhalde sabunu doğrayıp buraya döktü. Bir de biraz ıvır zıvır eşyalar vardı. Onları kaldırdım. Şimdi de burası var. Hiç bitmeyecek gibi geliyor. Bu arada mutfak eşyaları ve Pinipun evinden çıkan eşyalar bu kutunun içinde. Çünkü artık çekmeceye sığmıyordu. Bu da böyle güzel bir fikir. Siz de kullanabilirsiniz. Bakın ben bu kutunun içinde ne buldum. Acaba bunun burada ne işi var? Çünkü bunun Barbie dolabında olması gerekiyordu. Burası da en az burası kadar dağınık. Ama pisteyi daha geçenlerde sildim. O rafta da bir araba buldum. Onu da bu üste atıyorum. Bu raftaki çekmeceleri de indirdim. Bu yan tarafında ise bu Sylvanian evleri var. Şimdi çekmecelerin içine bakalım. İlk gözüme çarpan şey şu sarı olan oldu. Çünkü onun yeri burası değil. Şu banyo ile yer değiştirmesi lazım. Bu çekmecede saksılar varmış. O zaman bahçe yazısını çıkartıp saksı yazarım.
Burada dekorasyon eşyaları ama çok karışık. Burayı da ince bir şekilde düzenlemem gerekiyor. Burada didibiciler ve tablolar. Tamam. Ve burada da yine ıvır zıvır dolu. Burada abajur yazıyor ama bu eşyaların hepsinin bir yeri var aslında. Bunları yerleştirmem gerekiyor. Sepetler tamam. Sınıf tamam ama açılmıyor. Ve hediye. Bu da tamam. Bu çekmeceler sanırım tamamen ıvır zıvır ile dolu. Yani baştan sıfırdan düzenlenecekler. Ama yine de o kadar karışık değillerdi ki siz de gördünüz. Ben hemen bunların tozunu alıp yerine koyayım. Bu çekmecede de miniş kutuları var. Şöyle bir ilk halini düşününce sanki bayağı düzenlenmiş gibi. Bu rafta miniş eşyası yok. Bu yüzden düzenlemeyeceğim. Yan tarafta da işte miniş uçağı, lol bebek kutuları ve birkaç tane de ağaç var. Dolaplar düzenlendi. Bu sefer de masa dağıldı. Ben hemen şu eşyaları yerlerine koyup geliyorum. Videoyu başladığım yerde bitireyim dedim. Aslında diğer miniş dolabımı da düzenlemek istiyordum. Ki düzenlemem de lazım. Ama saat neredeyse 12 olmuş. Bu yüzden videoyu bitirmek zorundayım. Buradan bakınca pek bir fark yokmuş gibi. Ama toz almam, raflardaki fazla eşyaları kaldırmam gerçekten iyi oldu. Şu sürgüde sürekli kapanıp beni sinir ediyordu. Bu yüzden çekmeceyi öne çektim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Belki çekmeceleri düzenlediğim ve diğer miniş dolabını temizlediğim bir ikinci parti gelebilir. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.